Tabii Fransa milli takımına da hani bu kadar eksikle ve bence çok da hani istim üstünde bir takım da değillerdi. Yine de ne kadar kaliteli ve büyük bir takım olduklarını bu kadar eksikle gösterdiler. Yani düşünsenize şu takımda Pogba yok, Kante yok, Benzema yok. Benzema yok, Nkunku yok. Enkan Yani baya baya Tabii. eksik var Fransa'da. Buna rağmen hani o kadar büyük bir takım ki, o kadar önemli oyuncuları var ki finale çıktı. Yalnız her şeye rağmen kefeye koyduğunda Arjantin'e karşı çok daha iyi bir takımdı. Çoğu Afrika kökenli o çocukları da canı gönülden tebrik ediyorum. Hani ilk defa Afrika'dan bir takım yarı final oynadı bir Dünya Kupası'nda. Fas'ı da tebrik etmek lazım. Bu turnuvaya damga vuran takım Fas'tı kuşkusuz. Ama o Afrika kökenli Fransa formasıyla bugün büyüdükleri ve futbolu öğrendikleri o ülkenin formasını terleten o çocukları da canı gönülden kutlamak lazım. Elbette Arjantin, Fransa diye değerlendirirken hepimizin duygusal olarak, politik olarak Arjantin halkına sempati duymasından normal bir şey yok. Fransa'nın daha geride bıraktığımız yüzyılda bizim topraklarımızda yarattığı acılar var ama tabii ki onlar da bizim iyi geçindiğimiz, bazı zaman zaman birlikte güzel değerler ürettiğimiz bir ülke. Ama orada bir ayrıma gitmek lazım. Yani bu çocuklar, Mbappe'ler kolay yetişmiyorlar. Upamecano, Rea hocama göre Upamecano. dünyanın şu anda Bana en göre en iyi iyi stoperi. stoperi. 24 Yani yaşında Bayern onları Münih'te. da alkışlamak lazım. Onu da belirtmek isterim. Kesinlikle. Yani burada hani bir ayrımcılık yaparak ötekileştirmeye gitmeyelim. O çocuklar da bence büyük iş çıkarttılar. Onları da ayakta alkışlıyorum. Mbappe denen adam ya oynamıyor, pozisyona bile girmedi. Fransa'nın gol pozisyonu yok hocam falan diye biz dalga geçerken şöyle bir saman alevi gibi parladı, maçı uzatmaya götürdü, neredeyse kupayı alıyorlardı. Martinez'e de bir paragraf açmak lazım herhalde kaleci. Tabii. Özellikle penaltılarda. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok kötü attılar penaltıyı. Evet ya. Ama Çok Arjantinliler de kötü belli attı. Abdullah hocam. Ya Kingsley Coman'ın gelirken ya hocam, ya yüzünden vücut dili. Ya hoca dedi ki çok de heyecanlı kötü. Dedi. Evet, Ben çok heyecanlı. dedim ki ha kaçtı kaçırıyor ama penaltılarda çok kötü performans çok. Fransa'dan. Ama Loris de bir tane kurtarsın artık ya. Değil mi hocam? Ya Loris var ya, İngilizler neler diyordur biliyor musun? Ya diyordur var ya, yine penaltıdan yine lanetlendik. Şuraya bak, ilk penaltı Harry Kane attı. Takım arkadaşı Loris'e, sonra dağlara taşlara stadın dışına gitti top. Finalde bütün Arjantinli oyuncuların penaltısını aldın içeri. Ya parantez bir şey söyleyeceğim. Bu yani konuyla bağlantılı, bu Harry Kane'le ilgili. Şimdi 2021'deki Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere finalde kime kaybetti? İtalya değil mi? Evet. Nelerde, neyle kaybetti? Penaltıyla. Kim kaçırdı penaltıyı? İki tane penaltı kaçırdılar. Kim kaçırdı? Hangi maçta hocam? İngiltere-İtalya finali. Avrupa Şampiyonası. İki penaltı kaçtı. Birine söyleyeyim. Saka. İkincisinde Rashford. Hatırlıyor musun? O evet. Zaman ölüm tehdidi falan aldılar. Tabii canım. İkisi de fanatiker yani, yerde fanatik. Yanlış anlama, bir ırkçılık oldu orada. Bütün Avrupa, dünya basında bunu konuştu. İki tane oyuncu işte direkt ırkçı saldırılar oldu. Hoş olmayan. Ne oldu? Harry Kane kaçırdı. Hiçbir şey yok. Hiç duydunuz mu? Doğru. Allah'ın tokatı yok yani. Sen bir sene önce İtalya ile final oynuyorsun. Wembley'de, Londra'da, kendi evinde oynuyorsun. İki tane gencecik çocuk, biri 18 yaşında, biri 21 yaşında. İki tane genç oyuncu atıyor. Çocuklara yapmadığı kaldı. Tehdit ettiler. Biliyorsun değil mi? Ölüm tehdidi falan aldı çocuklar. Ciddi anlamda sosyal medyada. Şimdi ne oluyor? Takım kaptanları kaçırıyor. Demek ki futbolda bunlar var. Esas İngilizlerin bunları temizlemesi gerekiyor. Yani biz penaltılarla takılıyoruz vesaire. Bir, ikincisi de Southgate'den de kurtulması gerek. O Doğru. Ayrı İngiltere milli takım. 88.966 full kapasite oynandı final mücadelesi ki. Şu anda bir yandan da kupa törenini bekliyoruz. Müthiş görüntüler vardı. Katar'ı da tebrik etmek lazım. Güzel bir organizasyondu. Zaman zaman eleştirilse de organizasyon. İki tane şey dikkatimi çekti. Bir, Lautaro Martinez'e, kaleci Martinez'in yaptığı, hani bir paragraf açalım dedin ya, 119. dakikada öyle bir kurtarış yaptı ki o kolonun vuruşunda. Kupayı kazandırdı ya. Yani kupayı penaltılardan önce kurtardı yani. Aynen. Penaltıdan önce takımına moral verdi. Bir de böyle sahanın içinde hani futbolcular seviniyor ya, aileleri yanında. Ailenin yanında yani çocuklar var, kendi isimlerini yazıyor. Hiçbirinde ben daha kendi ismini yazan görmedim. Hepsinde 10 numara Messi. Biraz önce Scolani dolaşıyor. İki tane oğlu var herhalde yanında. İkisinde de formada Messi. 10 numara Messi.
Hepsinde Messi. Hocam bu kötü bir şey değil ki. Bunun kompleksini yapmanın anlamı yok. Yani Messi'nin kötü etrafında hepsinin emeği var orada. Hepsi ileride bu günleri anlatacaklar. Bak Messi'nin yanında mesela Cüneyt'in arkasında Di Maria var. Di Maria bugün çok büyük oynadı. Aslında maçın adamı oluyordu. Maçın adamı oluyordu. Bir anda Mbappe ortaya çıktı. Şu anda maçın adamı herhalde Messi seçilecek diye düşünüyorum ben. Ama şimdi elimi vicdanıma koyunca da bugünkü Di Maria performansı, gerçi o Fransa'nın sağ kanadı neydi öyle ya? Çıkardı zaten. Kabus gibiydi. İkisini de çıkarttı ya, sonunda. O şey Ciro'yu çıkardı. Bir konu açtığın o başlıktan şunu söyleyeyim. Dembele. Di Maria ilk maç oynattı. Skoray. Şimdi ilk maç... Son olarak mıydı? Şimdi geçen program... ilk maç Suudi Arabistan maçı böyle bir formatla oynadı. Lautaro Martinez, santrafor. Arkasında Messi. Sağda her zaman çizgide klasik. Yani Real Madrid'de, en son Juventus'a gitti, Paris Saint-Germain, Manchester United'da bildiğimiz Di Maria. Solda da Papa Gomez, Atalanta'dan bildiğimiz Sevilla'da oynayan böyle bir oynadılar. Martinez'le De Paul'da merkezde oynadı hatırlarsın. Yani böyle bir format oynadılar. Baktılar 2-1 yenilince o formatı değiştirdi Serkan. Doğru olarak değiştirdi. Ne yaptı? Di Maria'yı bir maç oynatmadı. Bir maç oynattı 45. Bir daha oynatmadı. Di Maria'yı buraya kadar oynat, çok fazla oynatmadı zaten ilk maçtan sonra. Bunun nedeni oynatması ne biliyor musun? Sağ çizgide de oyuncu oynatmadı. Sağ tarafı Dembele ve Kunde ile beraber, ikisinin Kunde ile beraber savunma zafiyetleri var. Direkt Di Maria'yı orada oynattı. Farkında mısınız? Di Maria bir penaltı yaptırdı, bir de gol yaptı. Di Maria'yı normalde şimdi Juventus'ta bak nerede oynuyor Juventus'ta? Klasik oynadığı yer sağ çizgide, hücumda ters ayakla, doğru mu? Güçlü ayağı içeri her zaman kat eder. Değil mi Di Maria? Bugün solda başlattı. Dikkat ettiniz mi? Direkt Kunde ile Dembele'nin o kanadından direkt en zayıf tarafından bir yoğun baskı oluşturdu. Ve aşırı yüklenmeyi oradan yapıp oradan bir netice aldı. Yani herhalde ben Scolani'nin ben buyur hocam buyur. Yok yok hocam söyle sana katkı. Oyunun ilk yarısı devamlı solda oynadı. Her topu. Bravo hiç sağdan oynanmadı zaten. Di Maria hep sağ çizgide hocam, oynar doğru mu hocam? Bravo hep. Bir gol bir penaltı Di Maria. Di Maria Dünya Kupası sahanın yani ortasına geldi yerini aldı. Ben hocam bu, yani antrenör olarak ciddi işler yaptı. Suudi Arabistan maçına yenildikten sonra hırslanmadı ne gibi? Ya ben yine hani bu formattan vazgeçmem. Yine dörtlü oynayacağız işte diğer maçı böyle oynayacağız. Meksika ile oynadılar galiba değil mi ikinci maçı? Evet kazandı. Hayır değiştirdi. Hatırlasanız ya şimdi biz konuşuyoruz evet Fas'ın çok büyük iş yaptığını söylüyoruz değil mi? Fas maçında şimdi De Paul'u nerede oynattı biliyor musun? 4 tane 6 numarayla oynadı Cüneyt. 4 tane 6 numarayla Fas orta sahasını tutsun de De Paul'u sağ çizgide oynattı. Yani Alvarez'in yanında Messi oynattı hatırlarsın. 4 tane 6 numarayla oynadı. Her maça ayrı bir formasyonla oynadı Arjantin milli takımı. Yani tam turnuvada gerekli dersi doğru almış ilk Suudi Arabistan maçı ve oraya gelirken geçen program söyledim 35 maç resmi maçlarda yenilmeyen bir Arjantin vardı. Eğer iki maç daha yenilmeselerdi İtalya'nın dünya rekorunu kıracaklardı. O rekoru kuruyorlardı. Yani her maçta farklı bir formasyon denedi. Takıma rakibe göre hatırlarsın üçlü formasyon beşli bir savunmayla oynadığı maç oldu. 4-4-2 oynadı, 4-3 oynadı. 4 tane 6 numarayla orta saha yaptı ama finale attı bir şekilde Arjantin'i 44 yaşında. Bana göre de bu turnuvalar için, bu kısa metrajlı turnuvalar için doğru taktiksellik yaptı. Birinci sınıf. 44 yaşında bir teknik adam olarak. İlk maçtan da Suudi Arabistan, hani biz ya kötü başladılar, iyi başlayıp daha kötü gideceklerine en başta kötüyü başladı, dibi gördü. Çok eleştirildi. Scolani de çok eleştirildi. Ama dediğim gibi derslerini alıp Arjantin'i şampiyon yapmasını da bildi. Çünkü Messi'nin yanındaki koşan oyuncularla oynadı Arjantin. İlk defa kaç maç sonra Di Maria ile başladı lüks. Genelde oynattığı formasyon 4-4. Diyorum ya Fas'a karşı 4 tane 6 numarayla orta sahada oynadı. Şimdi Alvarez ile oynuyor. Yani orada bir bakıyorsun herkes der ki Lautaro Martinez'le oynaması gerek değil mi? Herkes öyle düşünüyor. İlk maç başladı gibi. Hayır. Koşan, mücadele eden Messi'nin yanını çok güçlendirdi. Ha, bu maçta da bir teknik adam olarak bana göre damgayı vurdu. Turnuvanın da en iyi teknik adam olduğunu düşünüyorum. Az önce Abdullah Hoca da söyledi. Di Maria'yı solda başlattı. Oradan zaten ilk maçı çözdüler.